İmala'daki ilk sprint hafta sonunda tur başına 1.6 saniye geride olan Mercedes, Brezilya'da hem sprinti hem de Grand Prix'i kazanmayı başardı. George Russell'ın kariyerin zaferine sahne olan hafta sonunda, olaylar, tartışmalar ve heyecanlı bir yarış bizlerin karşısına çıktı. Medya ile birlikte Sao Paulo Grand Prix'sini sizin için inceliyoruz. Geçtiğimiz seneden bu yana Sao Paulo Grand Prix olarak yapılan Brezilya'daki meşhur yarış sezonun ikinci yarışı olarak birkaç gün evvel koşuldu. Tabi Brezilya deyince her zaman aklımıza önce üç kez dünya şampiyonu Ayrton Senna geliyor. Kendisini buradan bir kez daha anmış olalım. Ve Senna'nın büyük hayran, hayranı olan Lewis Hamilton da bu sene Brezilya'da fahri vatandaşlık aldı ki hala görüyorum özellikle sosyal medyada 2008 şampiyonluğundan dolayı hem Hamilton hem de Glock'u suçlayanlar ama Brezilyalıların artık Hamilton'la bir derdi kalmadı. Massa'nın da öyle. E, hatta hafta sonu takip ettiğiniz muhtemelen tribünlerde Hamilton'a karşı büyük bir sevgi ve tezahürat vardı. Onun yükselişi sanki bir Brezilyalı sürücüymüş gibi herkesi mutlu etti. Bu açıdan da ilginç bir hafta sonu olduğunu söyleyebiliriz. Bu sene Imola ve Red Bull Ring'in ardından üçüncü kez bir sprint hafta sonunu e, takip ettik ve geçen seneki gibi se sezonun son sprinti gerçekten en iyisi oldu bu yıla e, baktığımızda. Tabii Cuma günü sıralama turlarında Marquez'in çok büyük bir sürpriz yapması, e, sprint için grid'in karışması oldukça önemli noktalardı. Ferrari Cuma günü Önce Q1'de yumuşak lastiğe geç geçerek işte hatta yeni mi kullanılmış mı olsun diye karar veremeyerek sonrasında son bölümde lökleri tek başına ıslak zemin lastiğiyle yağmur yağmayan piste göndererek tifosiyi gerçekten çıldırttı. Normalde son haftalarda löklerin de beyanı şu yöndeydi. Biz bu son haftaları otomobil zaten iyi ee, hafta sonu daha iyi işletmek için operasyonu keskinleştirmek için kullanacağız demişti ama tam tersine bir kez daha Cuma gününden itibaren aslında Ferrari Lökler'in şansını bir manada öldürmüş oldu. E, ee, sıralama turunda bu kadar geride kalmasına sebep olarak. Sainz da sene başından bana bir talihsizlik serisi yaşıyor. Ne zaman Lökler'den daha iyi olsa, iyi bir hafta sonu geçirse mutlaka bir güç ünitesi cezası çıkıyor karşısına. Burada da öyle oldu. Sainz de 5 sıra ceza aldığı için aslında galibiyet mücadelesine biraz uzaktan bakmak zorunda kaldı. Kırmızı otomobiller. Üst üste 9 galibiyetle buraya gelen Red Bull'sa ilginç şekilde otomobilde o sene başından buna kolay buldukları ayar noktasını, tatlı noktayı bulamadılar. Hem sprint hem de yarışa baktığımızda Red Bull'un bekleyenden çok daha fazla lastik performans düşümü yaşadığını e, gördük. Tabii ön ve arka lastikleri dengeli şekilde sezon boyu olduğu kadar iyi kullanamayan Red Bull e, özellikle viraj çıkışlarının çekiş kısımlarında da yavaş kaldı. Mesela 1200 metre yakın işte Junkao'dan ilk derece kadar olan bölümde de Red Bull o düzlükte alıştığı farkı yakalayamadı. Çünkü çıkış hızları genellikle Red Bull'un düşük kaldı. Özellikle cumartesi günü manasız olan bir bakıma. ikinci antrenmandan sonra sprint'e giderken asfalt sıcaklığının 20 derece kadar düşmesi, asfaltın bu kadar soğuması belki de Red Bull'un oyun planlarını çok alt üst etti diyebiliriz. Hatta Red Bull o kadar otomobilden ve ayar noktasından memnun değildi ki sprint'e. Verstappen'i ee, orta hamurla başlattılar. Yumuşak lastiği çok çabuk yiyeceklerini düşündüler. Ama orta hamurda bile Verstappen istediği yol tutuşu bulamadı. İstediği e, iyi lastik aşınma ve performans düşüm eğrisini de bulamadı. Bundan dolayı bu orta hamur tercihi de Sprint'te çok fazla bir şey getirmemiş oldu e, Red Bull'a. Ama tabii bu taktiğin e, yarışa bir set daha fazla sıfır yumuşak lastik saklama gibi bir avantajı vardı Verstappen ve Red Bull ee, cephesinde. Mercedes'e gelirsek, Mercedes belki de sezonun en iyi, en yüksek performans hafta sonunu geçirdi diyebiliriz. Zaten sene başından böyle Mercedes'in lastik kullanımı, turlar ilerledikçe lastiklerin performans düşümü Red Bull'dan ve Ferrari'den bazen iyiydi. En kötü onlar kadardı. Yani daha kötü değildi sezonun geneline baktığımızda. Ama Mercedes'ler tek turda lastikleri ısıtamadığı için, yani pazar günü lastiklere aslında iyi bakan bu özellikler, Cumartesi günü tek turda lastikleri ısıtamadığı için Mercedes çoğunlukla rakiplerinin gerisinden başladı yıl boyunca ve o lastik performans avantajı kullanacak bir yeri genelde yakalayamadılar. Ama burada sprintin olması tabii Mercedes elini kuvvetlendirdi. Çünkü yarışın gridi, Grand Prix'nin gridi tek turda belirlenmiyor. Cuma günü soğuk havada yine tek turda bir sıralama turu atıldı ama aslında Mercedes'in yukarıya çıkıp daha önden başlamasını sağlayacak bir sprint e, yarış karşılığına çıktı 24 turluk. Ve bu sprinti de hem Russell hem de Hamilton yükselerek iyi kullandılar. Sainz'ın da cezasıyla böylece yarışa ilk çizgiden başlayıp yarışı kontrol etme şansını yakalamış oldu Mercedes. Yani otomobilin Amerika'dan bu yana oradaki son güncelleme ile e, ki tabanda bir güncelleme e, yaptılar orada çok önemliydi gerçekten de. E, Ön kanatta yine bir güncelleme vardı. Daha stabil hale geldiğini biliyoruz. Hatta Meksika'da belki de sert lastiği takmasa Mercedes, iki pilotuyla da aynı oyun planını tek bir düzene kurmasa galibiyeti daha fazla zorlayabilirdi. Ama burada son yarışlardaki o Mercedes'in otomobil anlamındaki yükselişine Red Bull'un performans olarak geride olması, Ferrari'nin de cuma günkü problemlerle geriden başlıyor olması çok büyük bir Katkı yapmış oldu Mercedes'in galibiyete koşması adına baktığımızda. Bu arada tabii Hamilton'la Verstappen'in teması birazdan geleceğim oraya. E, yarışın başlarındaki. E, o da aslında belki de Mercedes için en büyük tehditli olabilecek Max Verstappen'i oyundan düşürdü. Evet Hamilton da geriledi, e, tekrar tırmanmak zorunda kaldı falan ama e, sonuçta Mercedes'i engelleyebilecek en önemli e, oyuncu da oyundan düşmüş oldu bu temasın ardından. Böylece Mercedes'in galibiyete doğru giden yolu biraz daha açıldı. Özetle biz aslında güzel bir sprint e, mücadelesi, yani yarış diyebiliriz aslında kısa yarış. Devamında da gayet keyifli, başından sonuna kadar heyecanlı bir Grand Prix izlemiş olduk Brezilya'da. Çoğu zaman yaptığımız gibi kazanandan başlayalım. George Russell sıralama turlarında e, en iyi 3. zamanı yaptıktan sonra e, bir çaylak hatasıyla dışarı uçtu. Dışarı uçabilirsiniz tabii ki o şartlarda ama geri dönmeye çalışırken yaptığı hata gerçekten ilginçti. Seansın durmasına, devamında da herkesin yağmura yakalanmasına neden oldu. Russell. Sprint'te Magnussen'i rahat geçti. Pol'den başlamıştı Magnussen. Ki resmi olarak da Magnussen Pol'da sahibiydi hafta boyunca. Formula 1'in bu Tuhaf istatistik durumu ortaya çıktı. Çünkü Magnussen Grand Prix 8'in sıradan başladı ama pole'ün sahibiydi. Russell en önden başladı ama pole pozisyonu alamamıştı gibi. de ee, çok güzel çekişti sprintte. Ee, Russell geçen seneki hamilton Verstappen çekişmesini bu kez bize Russell yaşattı Verstappen'e karşı. Ve aslında kararlı durdu. Ee, şansını zorladı ve istediği pozisyonu da aldı. Yarışa en önden başlayıp olaylardan uzakta önde gitme ve Grand Prix kontrol etme şansını cumartesi günü cebine koymuş oldu. Ee, özellikle yarışın e, son bölümünde gelen güvenlik aracından sonra daha DRS açılmadan Hamilton'dan kaçması gerekiyordu aslında. O bunu yaptı ve ...finişe kadar işte 1.1 ile 1.5 saniye arasında farkı devamlı kontrol etti. Özetle Hamilton aslında kendisini geçecek bir şans tanımadı. Yarışın gidişatına baktığımızda da hiçbir şey yanlış yapmadı. Hiçbir hatası olmadı. Ne sprintte ne de yarışta. Onun için ee, kesinlikle hak ettiği çok iyi bir performansın ardından kazandığı bir e, yarışı izledik Russell adına e, baktığımızda ki hatırlayın 2020 Sahil Grand Prix'sinde yani yarış kazanabilecek bir otomobille piste çıktığı ilk yarışı da Mercedes Pitte çuvallamasa kazanacaktır Russell. Belki bu sene ilk defa gerçek anlamda galibiyeti force edip alabileceği bir otomobili yakaladı ve o şansı da iyi kullandı Russell ve adını Grand Prix kazanan pilotların arasına yazdırmış oldu. Tabi sezon başında yani 21 yarışın sonunda Mercedes tek bir galibiyet almış olacak ve o galibiyet Russell almış olacak. Tek bir pol var onu da almış olacak deseniz pek kimse inanmazdı ama durum şu anda böyle. Diğer Mercedes Hamilton biraz daha az bir kanat açısıyla yarıştı hafta sonu boyunca. Fakat sıralama turlarında geç piste çıkmanın aslında cezasını çekmiş oldu İngiliz pilot ve 8. sıradan sprinti e başladı güzel yükseldi aslında. İlk turda beşinciye çıktı sprintte. Sonrasında e, üçüncü sıraya kadar tırmandı. Fersepen'i de geride bırakarak Sainz'ın cezası ona yarışta ikinciliği getirdi. Start anında. İlk güvenlik aracından sonraki temas. Aynı geçen sene bıraktığı yerden Hamilton ve Fersepen belki de ilk defa karşı karşıya geldiler bu sene tekerlek tekerliğe ve yine çarpışmış oldular. Ee, hani aradan geçen zaman işte bu sene Hamilton'ın şampiyonluk mücadelesinin olmayışı, otomobillerin denk olmayışı belki bu iki pilotu birbirine ayırmıştı. Ama yani birbirleriyle mücadele edecek hale geldikleri andan itibaren de karşımıza bir temas çıkmış oldu. Yani ben açıkçası ilk e, inceleme e, Belli olduktan sonra acaba Hamilton'a bir ceza mı gelecek diye düşünün. Ferstepen'den daha az yerde. Çünkü sanki Ferstepen'in üzerine kapanmış gibi gözüktü yıkanlarda Hamilton. Ama komiserler kurulu Hamilton'ın fersepene yeteri daha fazla yer bırakabileceğini e, not etmekle birlikte, bunun altını çizmekle birlikte Ferstepen'e daha kabahatli olduğu için bir ceza verdiler. Günün sonunda bu temasın ardından Ferstepen zaten daha zarar çıktı. Ön kanadı kırıldı ekstra ee, pit yapmak zorunda kaldı. Yarışı koşabileceği strateji değişmiş oldu bu ekstra pitten dolayı ki Red Bull'un çok iyi bir pit yaptığını söyleyelim. 10 saniyede hem lastikleri hem ön kanadı değiştirip Fersepe'ni piste e, gönderdiler. Ama hani ben bu yaşanan olayda FIA'nın bu seneki diğer örneklerine de baktığımızda yani Fersepe'ni daha ağırlıklı olarak suçlu göremiyorum. Yani ikisini de engelleyebileceği bir olaydı bu kesinlikle. Verstappen daha direnmeyebilirdi viraj dışından. Tabii ki neden direnmesin? Bunu sorabilirsiniz. Hamilton'a daha fazla boşluk bırakabilirdi Verstappen'e. Niye bırakmadı? Bunu da sorabilirsiniz. Hatta kuvvetli muhtemel ikisi de başka bir rakibe karşı aynı olayı yaşıyor olsalar bir temas yaşanmadan olaydan kaçabilirlerdi. Ama birbirlerine karşı olan tabii ki bir yaşanmışlık var geçen seneden bu yana. Onun için de ikisi de ayağını gazdan çeken veya pes eden ya da feragat eden işte geriye düşen isim olmak istemedi ve bu temas yaşandı. Yani yarış teması deyip geçseydi komiserler kurdu, iki tarafa da ceza vermeseydi çok fazla itiraz olacağını sanmıyorum. Ama günün sonunda bu temasın ardından Fersepen daha zarar çıktı zaten kendisi söyledi. Hamilton galibiyeti belki kaçırdı. Bizim zaten öyle bir yani yarış kazanacak hızımız yok dedi yarıştan sonra. Hamilton'a geri dönersek bu temasın ardından aslında 8. sıraya kadar düştü. E, oradan sonra iki pit stopla aslında Otomobile hasar olmadığını gördükten sonra orta e, yumuşak lastikle başlayıp ortaya geçi tekrar yumuşaklı yarışı bitirdi. Tabii ki sondaki güvenlik aracı arayı kapatmasını e, sağladı. E, ve e, ikinci pitini biraz erken yaptı. E, Perez'den bir e, erken pitle atak yememek için bence Hamilton bir ara yarış tek pitle bitirmeyi düşünmüş olabilir. Çok itiraz etti çünkü ikinci pit öncesi lastikleri iyiydi falan diye. E, ama yarışın e, gidişatına baktığımızda ikinci pitten sonra da e, Russell'ın kaçtığını ve Hamilton'un onu yakalayamadığını gördük. Günün sonunda sene başındaki Mercedes'e bakarsak buradaki 1-2 Hamilton'ın ikinci diye işte sprintte üçüncü olması falan şahane sonuçlar ama tabii Hamilton'ın kariyerinde biliyorsunuz her sene galibiyet kazanma serisi var. O serinin de e, bitmesine tek yarış kaldı. Onun için galibiyetin Russell'a gitmesi onun açısından ilginç. Tabii ki Hamilton çok mutlu olduğunu söyledi takım açısından çünkü takım günün sonunda bu otomobildeki sorunları büyük oranda çözmüş gibi gözüküyor şu an itibariyle. Tabii Red Bull ve Ferrari ne kadar 2023'e döndü onu da tam anlamıyla bilemiyoruz otomobil tasarım açısından. Baktığımızda ama her durumda Mercedes'in maksimum puandan sadece bir puan eksik kaldı. Şahane bir hafta sonu oldu onlar adına baktığımızda. Ferrari orta lastikle ana yarışa Grand Prix'ye başladı. Carlos Sainz bu hafta sonu biraz daha önde gibi gözüken isimdi. löklerle kıyasladığımızda ee, Sainz 8. E, virajda bir hata yaptı sıralama turunda ve e, burada 5. sırada kalmış oldu. Sonrasında aslında iyi tırmandı sprint'e baktığımızda. Fersahpen'le eski takım arkadaşıyla güzel bir kapışma yaşadı. Güzel bir atak yaptı. Ee, devamında zaten 5 sıra ceza aldığı için 7. sıradan başlayıp agresif yarış koşmak zorunda kaldı Sainz. Öte yandan daha yarışın başında bir vizör e, filminin sağ arka fren soğutma kanalına e, yapışması erken ve plansız bir pit stop ve 3 pit yapma zorunluluğunu getirdi Carlos Sainz'a. Bu pitlerden sonuncusu tabii güvenlik aracı ardında geldiği için bir 10 saniye aslında avantajlı bir şekilde e, piti yapmış oldu. Sainz ama gerçekten de hani eldeki yaşanan şanssızlık ve başladığı yer devamında ekstra pit bütün bunlara baktığında Sainz'in iyi bir yarış çıkarttığını söylememiz lazım. Sene baştan böyle olduğu gibi aslında ne zaman Sainz hızlı olsa karşısına bir sorun çıktı. Burada da önce 5 sarı cezası devamında da e, fren kanalına sıkışan bir vizör filmi karşısına çıktı. Ama üçüncülük her durumda iyi bir sonuç bu haftanın gidişatına baktığımızda. Şarlöckleri Ferrari Cuma günü aslında çok büyük bir handikapla hafta sonunun kalanına yolladı. Son bölümde ıslak zemin ile piste çıkıp bütün şansını kaçırmış oldu e, Lökler. Sprint yarışa Baktığımızda e, aslında sakin bir yarış çıkardı nispeten Dökler ve e, en azından kendisini 5. sıraya 6. sıraya kadar taşıyacak bir e, performans ortaya koydu. 10. sıradan başlayıp Sainz'ın cezası ile bir sırada daha e, kazanmış oldu. Öndeki büyük favori isimlerle bir savaşa giremedi. Yarışta Norris'in temasıyla dışarı uçuşunda ben çarptığı yere ve hıza baktığımızda yarışışı kalabileceğini düşündüm ama bir şekilde hasarsız bir otomobille Devam edebildi Leclerc ve sonrasında o da 3 pit stop'a dönmek zorunda kaldı bu olayın ardından. Oradan sonra yarışı gerçekten iyi koştu. Yani sabırlı olması gereken yerde sabırlıydı, agresif olması gereken yerde agresifti. Temposu öndekilere benzerdi. Mercedes hariç diğerlere yarışacak bir temposu vardı. Ve e, son güvenlik aracı tabii onun da işine yaradı Perez'in geçmesi adına baktığımızda. Ee, dördüncü bitirdiği yarışı olan biten ardından makul bir sonuç diyebiliriz ee, Sainz'ı geçmesi için takımla konuşması yani çok makul bir istekliydi çünkü yani ortada bir dünya şampiyonluğu mücadelesi yoksa hiçbir takım podyumdaki pilotunu indirip diğerini yukarıya çıkartmaz bu çok gerçekçi bir beklenti değildi Lökler şansın değildi ama ee, yani aldığı cevap aslında makul bir cevap günün sonuna bakarsak ee, puan puana Perez'in de Verstappen'e geçilmesinin ardından finale gidiyor iki isim ve yoklar önde. Bakalım Abu Dhabi'de bu iki pilotun mücadelesi nereye varacak? Alpin'de Fernando Alonso hafta sonu yıldızlarından bir tanesiydi. Ee, sıralama son bölüme kaldı. Sprint'te Ocon'la adeta Fransa'daki bir iç savaşı bize izlettiler. Önce dördüncü virajda temas ettiler. Sonra start düzünde Alonso Ocon'u geçmeye çalışırken biraz aceleci davrandı. Bu kez galiba kabahat Stroll Amerika'da olduğu gibi değil geçen taraf Alonso'daydı. Nitekim komiserler kurulu da ona bir ceza verdi. Ekstra pit ve ekstra ceza ile 17. sıradan yarışa başlamak zorunda kaldı Alonso ama ondan sonraki yarıştaki performansı gerçekten çok iyiydi. Pit zamanlaması diğerlerinden farklı oldu. Ara ara Alonso'yu olması gereken yerden daha yukarıda gördük. Pitlerden sonra tekrar geriye düştü İspanyol pilot. Ama hakikaten çok yüksek bir tempoyla ee, gitti ve son bölümde taze bir yumuşak lastikle yarışıyor olması kendisine büyük avantaj getirdi. O son pitte Bottas'a geçildi ama devamında 9. sıradan 5'e kadar çıktı Alonso. Çok agresif koştu son bölümü 11-12 turluk bölümü ve e, hani sinir bozucu bir hafta sonundan bir kez daha geri kalanlar en iyisi olarak ayrıldı. Hatta iki Red Bull'un önünde yarışı bitirmiş oldu. İspanyol pilot. Ocon o da son bölümdeydi. E, sıralama turlarında e, Alonso'yu geçmesi kendi adına önemliydi belki de. E, e, geldiğimizde işte iki defa yaşanan temasın ardından o da tabii dezavantajlı aslında bir e, konuma düşmüş oldu. Otomobili kapatmak da alev aldı o konu. Yarışta Alonso ile beraber aslında birlikte yükseldiler. Yarışın oldukça büyük bölümüne baktığımızda ve ilk bölümü daha uzun attı o e, Ocon Alonso'ya göre. Strateji ikiye bölmüş Alpin aslında iki pilot arasına baktığımızda. E, Fetal ve Bottas'ı yarış yeniden başladıktan sonra son bölümde e, geride bıraktı. Alonso'yla da kapışmaması çok net söylendi kendisine ve buna uymak zorunda kaldı Ocon. sonu tamamına baktığımızda Alonso kadar hızlı değildi muhtemelen. Ama hani marka bir sonuç olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim Red Bull kampına. Tabii üst üste bu kadar zaferin ardından Red Bull 10. 11. yarışı kazanır mı diye soru işaretleri vardı. Ama bahsettiğim gibi Red Bull... E, otomobil ayarı açısından mutlu bir hafta sonu geçiremedi. Pilotların mücadelesine bakarsak herkesin mutsuz olduğu bir hafta sonu oldu açıkçası. Ve buraya kadar gelen seriyi burada devam ettiremediler. E, lastikleri e, istedikleri şekilde kullanamadıkları için, normalden fazla bir performans düşümü yaşadığı için e, Red Bull'un çok gerçekçi bir galibiyet şansı sanki yoktu. Olanı da zaten baştaki Hamilton-Ferstepen teması ortadan e, kaldırdı. Ferstepen yani geriye düştükten sonra bir kez daha yükselebileceği kadar yükseldi. Son güvenlik aracı onun da işine yaradı ama yarışın sonunda tabii Perez'i geçmesi, Alonso ve Leclerc'i geçmek üzere takımın onu öne çıkartması ve sonra o yeri geri vermemesi halen konuşuluyor. Yani bu ne kadar gerekli bir hamleydi bilmiyorum. Günün sonunda Verstappen artık dünya şampiyonu oldu. Çok önceden oldu. Perez'i geçip alacağı eksi 2 puanın hiçbir manası yok şampiyon baktığımızda. baktınız. Yani bir galibiyet kovalama durumu olsaydı Fersepe'nin yerini geri vermemesini belki biraz daha anlayabilirdik. Biraz daha makul karşılayabilirdik ama belli ki takım tarafında var olduğu düşünülen bir anlaşma var. Yani öne geçirdik biz Fersepe'ni geçemezse de geri gelecek. Tek çok takım bunu yapıyor. Ama Fersepe'nin öyle bir şey yapma niyeti yoktu ve bunu muhtemelen önceden söylemedi takıma. Yani tersis konuşmalarından bunu anlıyoruz. Şimdi Özellikle 2021'e baktığımızda 5-6 tane yarışta... Perez'in doğrudan veya dolaylı olarak... Hamilton'a puan kaybettirdi. Yani Verstappen'e yardım ettiğini... görebiliyoruz. Evet bu iyi bir takım arkadaşın her zaman yapması gereken bir şey ama... herkesin her zaman yaptığı bir şey değil. Bunu bir kere... belki de iyi değerlendirmek lazım. Yani Red Bull... dünyasında... Formula 1 anlamında... Max Verstappen her şeyin merkezinde. Bu bir gerçek. Dolayısıyla biraz belki başka takımda başka bir yapamayacağı, cesaret edemeyeceği işleri de yapabiliyor. Bu hafta sonu öyle işlerden bir tanesiydi. Ama yani aslında pilotların bu sene de gerek yoktu. Çünkü çok üstün bir otomobil vardı elinde ve ben kendisi çok üstün. Ama belki seneye tekrar Perez'in 2021'deki kadar fazla yardımına ihtiyacı olabilir. Onun için yani bana kalsa kendi çıkarları gereği Perez'os yeri geri vermesi gerekirdi ama konuşulan o ki Monaco'daki sıralama turu kazasında Perez önde kaldı ve yarışı da sonradan devam eden şartlarda Ferrari hata yaptığı için kazandığından dolayı aralarında hala sanki bir Verstappen adına bir husumet varmış gibi bir durum ortaya çıktı. Bir şekilde bir olaydan dolayı yer vermediğini söyledi Verstappen ki e, bu bahsettiğin gibi ileride kendi çıkarlarına zarar verebilecek bir hamle oldu. Hani Perez'in eskisi kadar canavar gibi savaşmayacağını belki varsayabiliriz en azından bu olay unutulana kadar. Eski yıllarda 91 Japonya Grand Prix'si Senna istemese de Berger'e yol vererek galibiyeti hediye etti takım arkadaşına kendisine yardım ettiği için. 92'de Mansell Patrese'ye böyle galibiyet hediye etti. 2004'te Schumacher'in Barrichello'ya yaptığı galibiyet anlamında jestler var. Bırakın bir altıncılık bir ya yani iki puandan bahsetmiyorum ben bir Grand Prix galibiyetini takım arkadaşına bırakmaktan bahsediyorum. Onun için bence kendi çıkarları gereği bunu yapmaması lazım ama Fersepe'nin tercihi bu yönde oldu. Ve bir şekilde e, özellikle Perez'in dünya ikincine mal olursa buradaki kayıp 2 puan e, Perez'in bunu unutacağını ben pek sanmıyorum. Şunu da söyleyeyim Red Bull'un baştan Fersepe'ni Perez'in önüne geçirmesi de bir e, çok manalı bir hamle değil. Çünkü Alonso rakibi değil e, Perez'in. Lökler rakibi. Yani kalan 4 turda Fersepe'nin ee, hem Alonso'yu hem Lökler'i geçmesini istedi aslında Red Bull. Ya yani Bunu yapsaydı Lökler 12 puandan 10 puana inecekti. E, Perez e kaybettiğinin 2 puanla hesap aynı yere geliyordu. Yani baştan manasız bir hamleydi. Daha da beter bir çuvallamaya doğru gitmiş oldu Red Bull takım adına baktığımızda. Perez'e dönelim. Sıralama turlarında Lökler'in ardından takılıp kaldığı için ıslak seminerstik Ferrari'yi geçemediği için geride kaldı. Sprint'te ee, makul bir iş çıkarttığını söyleyebiliriz ee, Perez'in. Bir şekilde e, tırmanmayı başardı ve 5. sıraya çıkmış oldu. En azından daha iyi bir yerden yarışa başladı. Ama yarışta Fertile gibi ekstra bir sıfır set lastiği olmadığı için son bölümü orta hamurla atmak zorunda kaldı ve orada da 9 e, turda 3. sıradan 7. sıraya kadar geriledi Sergio Perez. Ve e, umduğunu bulamadığı hatta hani şuna bakarsak Sıralama turu ve sprintin ardından e, Perez'in dökülenin önde olduğunu düşünürsek onun adına kayıp bir hafta sonu ortaya çıkmış e, durumda. Ama hani e, felsefen kadar hızlı bir hafta sonu değildi Perez adına baktığımızda. Arkalara doğru ilerleyelim çabucak. Alfa da Bottas gerçekten iyi bir hafta sonu geçirdi. Daha iyi bir sonuç bile alabilirdi. Sıralama turunda umduğunu bulamadı Bottas ama sprintte en azından bir 4 sıra yukarıya çıkmış oldu. E, grid pozisyon olarak e, baktığımızda ilk turları 11. sırada e, geçmeyi başardı. Yumuşak, orta ve yumuşak şeklinde lastiklerle, 2 pitle yarışı e, koştu ve Alonso'ya karşı 10 turluk bir lastik avantajına sahipti. Güvenlik aracı o pite girdikten hemen sonra geldi. Güvenlik aracı gelmese e, Bottas'ın yani 6. 7. sırada bitirebileceği bir yarış olabilirdi bu. Çok iyi bir yarış çıkartmıştı o baktığımızda. Ama tabii, ee, arkadan taze asik takanlara geçilmiş oldu. Yine de hani dokuzunculuk e, Alfa Romeo'nun o puanlı serisinden sonra iyi geldi. E, Bottas ve Alfa Romeo e, adına. Guencho genelde Bottas'ın ardında hafta sonunu e, geçirdi. E, her ne kadar Gritto'nun önünde başlasa da sıralama turu ve Sprint'in ardından e, yarışta e, Bottas ve Stroll kendisini aslında e, geçti. Ricardo Magnus olayında biraz dezavantajlı kalmış oldu. Çinli sürücü. Ve e, işte Schumer'le mücadele etti yarış boyunca. Norris kalınca bir sıra kazandı falan filan ama günün sonunda istenen tempoda değildi. Çok böyle dikkat çektiği bir hafta sonu olmadı. E, Çinli sürücünün turbo sorunu olduğunu da yarıştan sonra öğrendik. Aston Martin'de daha iyi sonucu alacak olan isim Fetel gibi gözüktü. Ama e, o da yarışın sonlarındaki güvenlik aracında zarar çıkan isimlerden e, bir tanesi oldu orta hamurda yakalandı Fetel yarışın son bölümünde ve Stroll'e geçilmiş oldu. aslında yarışın ilk bölümünde 5. sırada Fetel'i uzunca bir süre gördük. İlk pit, stop, pit stop'a kadar da Aston Martin Fetel'i çok uzun süre pistte tuttu. Orada da bağlı olarak rakiplerine karşı toplanma zaman kaybetmiş oldu. Yani aslında Fetel'in kendi hızı ve ortaya koyduğu performans bundan daha iyi bir sonucu hak ediyordu ama yani yarışın sonucu öyle gelmemiş oldu. Sprint'te de 13'ten 9'a çıktı, 4 sıra yükseldi Fethel. Stroll daha yavaş gibi gözüktü Aston Martin'de ama puana kapan isim oldu. Bu sene 6. kez 10. sırada gördük Stroll'i. Onun da tek bir set yumuşak lastiği vardı. Daha önceden Aston Martin'in o fırçaladığı, hazırladığı setlere baktığımızda. Ve son güvenlik aracı onun işine yaradı Fethel'in aksine. Sonlarda Schumacher'i, Joe'yu ve Fethel'i geçerek puana çıkmış oldu Kanadalı sürücü. Haas'ta tabii çok farklı bir hikaye vardı. Cuma gününe baktığımızda Magnussen mucizevi bir pole almışken Schumacher son sıradaydı. Yani kariyerini kurtarmak ve devam ettirmek için çok kritik bir hafta sonuydu Schumacher'in. Ama Cuma gününe itibaren çok büyük bir aslında negatif algı karşısına çıktı. Alman sürücünün. Magnussen e, polden başladı sprint'i ama yani çok akıllı bir kısa yarış koştu. Rakibi olmayan otomobillerle savaşarak zaman kaybetmedi, lastiklerini harcamadı. 7 veya 8'e düşmesi makul sonuçtu. Öyle de bitirdi 8. ama tabi Grand Prix'de Ricardo'nun kurbanı oldu. Magnussen hiçbir hatası yoktu ama yarışa veda etti. İşin komik tarafı tıbbi araca Ricardo atlayıp gitmiş. Magnussen yarım saat kadar orada bekledikten sonra kimse gelip almayınca kendisini e, yürüyerek pite dönmüş. Orada bir yanlış açıklıktan geçmiş televizyonlarda ve seyircilerin arasına düşmüş padako dönmeden. <laughs> yani Hakikaten pişmiş tavuk gibiydi Mangüzen Pazar gününe baktığımızda organizatörlerin tabii bir Formula 1 pilotunu orada unutması da ayrı bir nokta. <laughs> o da güzel. Schumacher'e baktığımızda kötü sıralama turunu iyi telafi etti. Spinton 12' sıraya kadar çıktı. E, yarışa yani yukarılardan başlama şansını e, yakaladı. E, ama Bottas ve Ocon ilk uzun bölümde kendisini e, geçmiş oldu. Alonso ve Guanjo da erken pitle kendisini e, geçti ve yani bir sonuç yaratamadan yarışı bitirmiş oldu Alman sürücü Alfa Tauri'yle mutsuz takımlardan bir tanesiydi Pierre Gazi'de hem sprint hem de yarışta umdunu bulamadı özellikle lastik performans düşümü çok fazlaydı Alfa Tauri'nin orta sıralar için bile fazlaydı onun içinde bir şekilde de puan alacak bir potada yer alamadılar tamamına baktığımızda hafta sonunun sonunda içinde durum böyle en azından sprintte bir 4 sıra kazandı 19'dan 15'e çıkmış oldu ama yarışa pitten başladı Yüklü Suno'da. Orada da bir talihsizlik yaşadı. Güvenlik aracı aslında bir tur gerideydi Suno'da. Hatta ben şaşırdım niye turunu geri alması istenmedi diye. Acaba derin bir hata mı oldu? Günün sonunda o güvenlik aracı e, konvoyunda pite girdiği için Suno'da... ...güvenlik aracı periyodunda kendi turunu geri almış gibi gözükmüş zaman tutma sistemi açısından. Bundan dolayı FIA aynı... Turu geri almayışını ikinci kez sonrada yaptıramamış. Aslında realite böyle değil, gerçek böyle değil ama zaman açısından böyle bir tuhaf durum oluştuğu içinde de turunu geri alamayınca Williams'ın bile gerisinde bir hafta sonu. Yani her duruma da yani sonradan hatırlayacağı bir hafta sonu değildi ama daha da büyük bir talihsizlikle bitmiş oldu. Williams'a Albon yine daha iyi olan isimdi e, Latifi'ye oranlarsak. E, sprint'te şanssızlık e, yaşadı gerçekten de yolda kalarak sert lastikle başlamak büyük hataydı belki de ana yarışta Grand Prix'de çabucak bu hatadan döndü Williams takımı son güvenlik aracıyla biraz aslında sıra ve zaman kazanmış oldu Albon ama e, otomobilin hızı daha yukarı çıkacak boyutta değildi o da yapacağını yaptı Latifi'nin önünde bitirmiş oldu Latifi bildiğiniz gibi Formula 1 kayın sonuna doğru ilerliyor ama e, yine hem spinte hem de yarışta e, yani evet otomobil bir şeyler yapacak kadar iyi değildi ama diğerleriyle bir varlık gösterecek mücadele de ortaya koyamadı Latifi'ye baktığımızda. Ve Albon'un 17 saniye arkasındaydı güvenlik aracı e, geldiğinde. En azından Albon'a yakın şekilde bitirmiş oldu. McLaren haftasının kayıp takımı. Ricardo aslında sprintte 11. sırada kendisine bir yer buldu. E, ve hani startta da bir sıra kazandı. Gazi'yi geçti ama Magnussen'e teması e, çaylak hatası gibiydi. Grid cezası gelmesi de makul. Kendisi de kaldı zaten. Norris hastaydı. Neredeyse benim kadar hastaydı. Belki daha fazladır. Ee, bir gıda zehirlenmesinden dolayı yani fiziksel durumun iyi olmadığını düşünürsek aslında makul bir iş ortaya koydu. Puan alabilecek bir yerlerde gezindi e, yarışta. E, hatta güvenlik aracı e, çıktığında ilk bölümde üçüncü sıradaydı. Ama o da Leclerc'e temas ettiği için e, haklı bir ceza aldı. Bunu söyleyebiliriz. Beş tane ceza aldı. Sonrasında Tabii yarışta bir dezavantaj ortaya çıktı ee, onun açısından baktığımızda. Ve aslında savaştığını iyi seçtiğini söyleyebiliriz Norris'in. Hem sprintte hem de yarışa baktığımızda Lökler'le teması hariç. O da tabi yarışın bütün gidişatını etkileyen bir hata oldu ki zaten sonunda elektrik problemine kaldığını gördük Lando Norris'in. Ama McLaren büyük oranda dördüncülüğü bu hafta çöpe atmış oldu. Evet yarışın ve sprintin özetini kısaca böyle geçebiliriz. Kazananlar ve kaybedenlere bakalım Medya Mark'ta. George Russell Sahir 2020'den sonra kazanabileceği bir hafta sonu eline geldi ve bu kez şanssızlık çıkmadı karşısına. Russell hak ettiği bir zaferi aldı. Carlos Sainz e, Lökler'e göre daha iyi bir hafta sonunu koştu. Yaşadığı problemlere rağmen e, podyumda olması iyi bir sonuç gibi gözüküyor. Bottas yine üst üste ikinci kez puan almış oldu Alfa Romeo Yani Aston Martin savaşında bir puanın bir önemi var. O bir puanı ekstra olarak e cebine koydu. Kaybedenler kısmında Red Bull kampı var. Hem podyum serisi bitti. Bahreyn'den sonra ilk defa podyumda Red Bull yoktu. Hem de takım içerisinde tabii bir kavga çıkmış oldu bir şekilde. Bunu da yönetmeniz gerekecek önümüzdeki döneme baktığımızda. Ha aslında yine e, hani Cuma günü pol şahane bir e, haber. E, sprint'ten gelen bir puan bir otomobil 8. değeri 12. başlıyor. Yarışta puan alacak bir konumdalar. Bütün bunların ardından puansız bir hafta sonu. Grand Prix adına e, kayıptı bence Haas için. Ve McLaren tabii 21 puan geriye düşmüş oldular e, Alpine Alpine'e karşı ve yani çok gerçekçi anlamda şansı kalmadı gibi diyebiliriz McLaren'in. Medya önemi önemli istatistiklere baktığımızda Russell'ın Formula 1 tarihinde 113. yarış kazanan isim olduğunu görüyoruz. 20. Britanyalı sürücü oldu Russell Formula 1'de yarış kazanan ve Mercedes 2020 yılından sonra ilk defa 1-2 oldu. 2010 McLaren yılları. Button, Hamilton'dan bu yana ilk defa iki e, Britanyalı pilot 1 ve 2 oldular. Kanada e, Grand Prix'si 2010'da e, 1 ve 2 olmuştu. Hamilton ve Button. Saniye 9. kez podyuma çıktı bu sezona baktığımızda. E, Alfa Romeo 9 yarış puan sıkıntı çektikten sonra üst üste 2 kez puan aldı. Özellikle Bottas bu konuda bir seriyi yakalamış oldu. Ve McLaren'de 2017 Monaco'dan bu yana ilk defa çifte otomobille finish göremedi. Damalı bayrağı görememiş oldu. Haftanın tersiz konuşmasında Perez'in finishten sonra yayınlanan konuşması. Persepe'nin ona yer vermemesinin aslında onun nasıl bir kişi olduğunu gösterdiğini söyledi tersizden. Muhtemelen bunu yayına gideceğini bilerek de söyledi. Ee, ki tartışmaları daha da alevlendirdi. Ve aynı Perez yarıştan sonra da e, ee, Portekizce ee, Geçtiğimiz iki sene Ferstefen benim sayemde şampiyon oldu diye çok abartılı bir mesaj verdi. Yani evet yardım etti ama Ferstefen'in Perez sayesinde şampiyonluğunu söylemek yani olayı bu kadar sahiplenecek kadar bir payı var mı bilmiyorum. Yorumu size bırakıyorum. Ama haftanın en ilginç demeçlerinden birisi oldu kesinlikle. E, atak kısmına baktığımızda da e, yarışın sonlarına doğru güvenlik aracından sonra Bottas'ı ve Gazi'yi tek bir atakla geçmesi. Alonso'nun e, 2012'de Massa ve Weber'i geçmesine benzer bir yani Tabi burada otomobiller daha yavaş otomobiller açıkçası ama yine de güzel geçişlerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Evet Brezilya Grand Prix'si gerçekten sezonun flash yarışlarından birisi oldu. Sprint mücadelesiyle, Magduse'nin sürpriz ile pazar günü yaşananlarla ve e, ilk defa gördüğümüz Grand Prix kazanan Russell ile birlikte. Onun için bu yarışı sonraki dönemlerde de muhtemelen hatırlayacağız. Bizden bu kadar bu hafta. Medya Markli'de sizin için Brezilya Grand Prix'sini, daha doğrusu Sao Paulo Grand Prix'sini incelemiş olduk. Önümüzdeki hafta Abu Dhabi'den sonra sezonun son Grand Prix incelemesi tekrar görüşene kadar. Hoşçakalın ve Sokrates'ten ayrılmayın. Dünya Kupası'nı an takip etmek için Sokrates YouTube kanalına abone olun. Her maç akşamı canlı yayında Sokrates ekibiyle olmak için Sokrates YouTube kanalına abone olun. Büyülü bir futbol ayı yaşamak ve oyunun keyfini çıkarmak istiyorsanız Sokrates YouTube kanalına abone olun. Kupada anlatmaya değer ne kadar hikaye varsa dinlemek için Sokrates YouTube kanalına abone olun. Dünya Kupası heyecanını tüm gün sürecek yayınlarla Sokrates YouTube kanalında yaşamak için Sokrates YouTube kanalına abone olun lütfen.